Merhaba arkadaşlar. Açık Sınıf Yaşam Boyu Eğitim'e hoş geldiniz. Bugün değerli hocamız Doçent Doktor Bilge İspir ile rating konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz öncelikle? Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Ana alanım medya planlama üzerine çalışıyorum. Rating konusunda da geçmiş dönemlerde çalışmalarım oldu. Evet. Hepimizin ilgisini çekecektir tahmin ediyorum rating konusu. Evet, güncel konulardan birisi. Sürekli duyduğumuz bir şey. Ancak pek bildiğimizi düşünmüyorum. Nedir rating hocam? Halk arasında bilinen adıyla rating. Aslında teknik adı televizyon izleme ölçümü. Ancak biz halk arasında rating olarak çağırıyoruz bunu. İzleme oranı olarak Türkçeleştirebiliriz. Normal bir evren içerisinde, izleyici kitlesi içerisinde bir programın hangi oranda izlenildiğini gösteren bir oran. Normal bir bölme işlemiyle hesaplanan matematiksel bir oran. Bölme işlemiyle. Belli bir bölme işlemi yapılıyor. İzleyici evreni içerisinde ilgili programı ilgili dakikada izleyen kişi sayısına bölünüyor ve bir oran hesaplanıyor. Bu orana da izlenme oranı yani rating deniliyor. Anlıyorum hocam. Peki nasıl ölçebiliyoruz bunu? Teknik bir süreç. Dünya üzerinde birçok ülkede bu ölçüm yapılıyor. Bizim ülkemizde de yapılıyor. Normalde bu bir pazarlama araştırmasıdır. Tek bir şirketin üstesinden gelebileceği bir maliyette değildir. Çok maliyetli bir araştırmadır. O yüzden sektör temsilcileri bir araya gelerek Televizyon İzleme Araştırmaları Kurumu Anonim Şirketi diye bir şirket kurmuşlardır. Bu tür araştırmaları, daha doğrusu rating araştırmaları, rating ölçümünü bu anonim şirket organize etmektedir. Bu şirket ihaleye çıkmakta, bir araştırma şirketi ihaleyi kazanmakta ve ölçümleri o araştırma şirketi yapmaktadır. Bütün kanalların ölçümleri tüm mi? Kanallar ölçülmüyor. Sisteme üye olan, daha doğrusu maliyeti karşılamaya razı olan kanalların ölçümü yapılıyor. Maliyetli olduğu için. Çok maliyetli olan bir ölçümdür. Elektronik ölçüm sistemi dediğimiz ölçüm kullanılıyor. Türkiye'yi temsil eden bir örneklemde hanelere people meter cihazı dediğimiz, kişi ölçer cihazı dediğimiz bir cihaz televizyonlara monte ediliyor. Bu cihaz küçük bir cihazdır. Uydu alıcısına benzer bir cihazdır. Cihazın da kumandası var. Her izleyen hanede izleyenler televizyon izlemeye başladığı zaman cihazın üzerindeki ilgili düğmeye basarlar, kumandanın üzerindeki ve televizyon izlemeye başladıklarını belirtirler. Televizyon izlemeyi bitirdiklerinde de tekrar düğmeye basarak televizyon izlemeyi bitirdiklerini söylerler. Böylece bu ölçümlerde kimin hangi zaman aralığında ne programı izlediğini ölçebiliyoruz. Yani izleyici davranışı ölçülebiliyor. Tutum ölçülemiyor. Yani beğendiğini, beğenmediğini, sevdi mi sevmedi mi bu tür bir veri toplayamıyoruz. Sadece hangi zaman aralığında, hangi program, kaç kişi tarafından izlenildi bu bilgiler toplanıyor. Hocam da benim merak ettiğim bir şey var. Bu evlere, evler nasıl seçiliyor bu kişiler? Evler sistem kurulmadan önce kurucu anket denilen, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan temsili bir örneklemle Türkiye çapında bir anket yapılıyor. O ankette Türkiye'nin fotoğrafı çekiliyor. Türkiye'nin fotoğrafı derken işte cinsiyet dağılımı, eğitim dağılımı, sosyoekonomik statü dağılımı, tüm bu fotoğraf çekiliyor. Bu fotoğrafa uygun bir panel yapısı oluşturuluyor. Türkiye'nin %50'si kadınlardan oluşuyorsa panelde de panel dediğimiz hanelerdir. Yani bu cihazın monte edildiği evlerdir. Buna panel olarak adlandırılıyor. Türkiye'nin %50'si kadınlardan oluşuyorsa panelin de %50'si kadınlardan oluşur. Türkiye'nin %20'si lise mezunuysa panelin de %20'si lise mezunudur. Böyle her bir hücre doldurulur. O panel Türkiye'nin küçük bir örneği haline gelir. Çok aslında girift bir şey yani her şeyi düşünmek gerekiyor. Tamamıyla tüm bir örneği oluşturabilmek için, Türkiye'nin tamamen bir örneğini oluşturabilmek için her bir demografik hücrenin benzer oranda doldurulması gerekiyor. Yani sağlıklı bilgiler alınabilmesi. Sağlıklı güvenilir veri alınabilmesi için bunun yapılması gerekiyor. Evet. Peki hocam bu rating neden bu kadar önemli ve kimler için rating neden önemli? Tabii şimdi ratingleri kullanan çeşitli kurum ve kuruluşlar var. Bunların başında televizyon kanalları geliyor. İkinci olarak reklam ajansları geliyor ve reklam verenler. Ayrıca medya planlama ajansları da bu ratingleri kullanıyorlar. Televizyon kanalları için önemi
reklam alınacak, o programa alınacak reklamların fiyatını belirlemek için kullanılıyor. Temel kullanım amaçlarından bir tanesi bu. İkinci kullanım amacı ise yayın akışını belirlemekte. En çok izlenilen zaman dilimlerine hangi programlar konulacak veya yayını devam edecek programa karar vermek gibi çeşitli kararlarda kullanılıyor. Reklam verenler tarafından ise kullanım amaçlarından bir tanesi reklam ajanslarına bir kampanya yaptırıyorlar ve bu reklamlar televizyon programlarında yayınlanıyor. Bunun bir geri dönüşünün hesaplanması lazım. Bu geri dönüşün hesaplanması için de bu reyting oranların belli bir nebzede olsa denetim amaçlı kullanılıyor. Hı hı. Bir diğer kullanıcısı da medya ajansları. Medya ajansları da temel olarak reklamı hangi programda göstereceklerine, hangi programa yerleştireceklerine karar vermek için bu reyting verilerini kullanıyorlar. Tabii bu veride üretilen tek veri reyting değildir. Bunun yanında özel isimlerle anılan izlenme payı, erişim, frekans gibi birçok veri de üretiliyor. Tüm bu veriler de kullanılıyor. Ama biz halk arasında genel olarak tüm sistemi reyting olarak, az önce de söylediğim gibi, evet, reyting ölçümü olarak adlandırıyoruz. Reklamcılıkta bir de sanırım bu zamanlar da önemli oluyor. Gündüz kuşağında mesela daha çok işte deterjandır, yiyecek şeyleridir. Gündüz daha çok kadınlar izlediği için mi böyle yapılıyor? Hedef kitleye bağlı olarak değişiyor. Her ürünün belirli bir pazarlama hedef kitlesi var, izleyici hedef kitlesi var. Hı hı. Pazarlama hedef kitlesine bağlı olarak da medya hedef kitlesi ya da izleyici hedef kitlesi belirlenmeye çalışılıyor. Az önce de söylediğim gibi reyting verilerinde kimin izlediğini biliyoruz biz. Yani belli bir zaman diliminde demografik olarak, hı hı, izleyici kitlesinin demografik olarak tüm özelliklerini biliyoruz. Yaş, cinsiyet, eğitim, sosyoekonomik statü olarak bu özelliklerini bildiğimiz için, örneğin bir deterjanın temel tüketici kitlesi kadınlardan oluşuyorsa, kadınların hangi programlarda daha çok izleyiciye sahip olduğunu, daha çok izlediklerini bu reyting verisi bize söylüyor. Reklam verenler veya reklam ajansları, medya planlama ajansları da bu ürünün hedef kitlesine bağlı olarak reklamları o programlara yerleştirmeye çalışıyorlar. Evet. Peki reytingi artıran ve düşüren bazı etmenler varmış. Aslında az önce söylediğim gibi reytingi artıran ya da düşüren temel etken izleyici sayısıdır. Yani belli bir zaman diliminde televizyon izleyen kişiler ne kadar çoksa programın reytingi de o kadar çok olacaktır. O zaman diliminde televizyon izleyen kişi sayısı ne kadar azsa programın reytingi de düşük olacaktır. Örneğin 10 kişilik bir evrende 5 kişi o programı izliyorsa programın reytingi %50 olacaktır. Belli bir oran hesabı alıyorlar. 5 kişi izleyen sayısı evrene oranlayarak %50'lik bir reytinge sahip olduğunu söylüyorlar. Hı hı. O yüzden ne kadar çok izlenme kişi sayısına sahipse, izleyen kişi sayısına sahipse program, reyting oranı da o oranda artacaktır. Evet. Genelde televizyon izleme alışkanlığı takip edildiği zaman sabah saatlerinde genelde azdır televizyon izleyen kişi sayısı. Çünkü çoğunluk okula, işe, hı hı, gidiyor. Evde çok az insan kalıyor. İşte öğleden sonra, eğer sabahçı öğrenci durumu varsa, öğrenciler eve dönüyorlar, televizyon izlemeye başlıyorlar. Akşam 5'ten 6'dan sonra televizyon izleme davranışı, televizyon izlenme durumu daha artmaya başlar. Grafik yukarı doğru eğim kazanmaya başlar. Hı hı. Gece 12'ye, 11'e doğru yine düşmeye başlar 11'den sonra. İnsanlar artık ertesi gün hazırlanmak için uyku durumuna geçtikleri için, izleme durumu da azaldığı için böyle bir standart eğilimimiz vardır. Türkiye'de diğer ülkelere oranla özel bir durum. Ramazan aylarında saat 3-4 sahur dönemlerinde izlenme oranlarında biraz küçük bir sapma olur. O, hı-hı, da ölçülebiliyor. Evet. Sahur programlarında izlenme oranlarında gece yarısında böyle bir grafiğe bakıldığı zaman şöyle küçük bir pik görülebiliyor orada. Evet. Bu pek çok program başlıyor, işte çok fazla sürmeden hemen bitiyor. Bu verilere bakılarak mı? Evet, reyting verisine bakılarak, reyting performansına bakılarak karar veriliyor bir programın yayınının devam edeceğine veya yayından kaldırılmasına. Tabii yapım şirketlerinin kanallarla olan anlaşmalarına bağlı olan bazı durumlar da söz konusu. Nasıl anlaşma yaptıklarına bağlı olarak söz konusu. Yapım şirketi 8 bölüm üzerinden anlaşma yapabiliyor. 8 bölümde işte ortalama bu kadar reyting getireceğime dair bir söz veriyorum gibi bir takım sözler de olabiliyor. Hmm. O reytingin altında kalındığı zaman işte sözleşmenin feshedilmesi, yani dizinin yayından kaldırılması ya da programın yayından kaldırılması söz konusu olabiliyor. Genel trende bakıldığı zaman
%1 yani 1 reyting, 2 reyting oranında kalan diziler genelde yayın hayatlarına veda ediyorlar. 8, 9, 10, 11 reytingler iyi reytingler olarak kabul ediliyor. Ha. Genelde yüzde söylenmez reyting konuşulurken, yüzde 11 denmez. Genel bir alışkanlıktır sektörde 11 reyting, 12 reyting, 8 reyting gibi ifadeler kullanılır. O yüzden de 1, 2 reytinginde bir kalış söz konusuysa bir dizide, bir programda yayından kaldırılması söz konusu olabiliyor. Çünkü karlılığı düşük. Karlılıktan kastımız şu: izleyici oranı düşük olduğu için reklam alma potansiyeli de düşüyor. Hı hı. Kanalların temel kazancı reklamlar. Ne kadar çok reklam alırlarsa o kadar çok para kazanıyorlar. O yüzden de izleyici oranı yüksek olan dizilerin genelde reklam yerleri çok pahalıdır. İzleyici oranı düşük olan gündüz kuşağındaki veya öğleden sonraki kuşaklardaki programların reklam yerleri satın almaları görece olarak değişir. Özellikle prime time dediğimiz bir kuşak vardır. Hı hı. Saat 7 ile 23 arasında olan bir yayın kuşağı. En çok izleyicinin olduğu ve en reklam yeri açısından en pahalı olan programlar bu kuşakta yer alırlar. Peki bu programları izlerken, özellikle prime time'da veya çok meşhur olan programları izlediğimizde çok fazla reklam girmesinin sebebi bu mudur? Sanırım daha önce bununla ilgili bir düzenleme yapıldı. Evet, bütün Radyo Televizyon İzleme Kurumu'nun bu konuda bir düzenlemesi var. Bu düzenlemeden önce tabiri caizse biz reklam arası dizi seyrediyorduk. Evet, öyleydi. Şimdi bu düzenlemeden sonra belli bir takım kriterler ve düzenlemeler getirdiler. Yanlış hatırlamıyorsam ilk 20 dakikasında reklam alınamıyor. Sonra 10'ar dakikalık bölümler içerisinde reklamlar alınabiliyor. Belli bir takım kurallar var. Bu kurallar kıstasında reklam süreleri, RTÜK'ün belirlediği kurallar kıstasında reklam alabiliyor kanallar. İşte reklam gelirlerini arttırmak için de kanallar daha çok reklam alabilmek için izlenen reyting oranı yüksek olan dizilerde dikkat etmişsinizdir. Bazen dizi reklam arasına gider. Dönüşte kaldığı yerden değil de 1-2 saniye geriden başlar. Birkaç saniye olduğu bile oluyor. 3-4 saniye, evet. 5 saniye olduğu oluyor. İşte tekrar bir kuşak daha reklam alabilmek için dizinin süresini uzatmaya çalışıyorlar. O yüzden de hani 50 saniyede 3 reklam alabilecekse 55 saniye yapmaya çalışıp bir reklam daha almaya çalışıyorlar. Öyle bir takım karlılığı, kazancı arttırmak için ufak tefek oyunlar oluyor. Tam biteceği sırada reklam giriyor tekrar. Gidiyor, aynı sahnede bitiyor. Son kuşak olarak geçiyor. Evet. Yani RTÜK'ün verdiği izin çerçevesinde son kuşak olarak onlar yapılıyor. Peki hocam, bu reytingleri ölçen belli şirketler var dediniz. Evet. Yani denk gelinen böyle yanlışlıklar, sapmalar oluyor mu bu şirketlerde? Güvenilirlikleri nasıl? Güvenilirlikleri yüksektir. Şöyle yüksektir. Dediğim gibi bu işte uzmanlaşmış şirketler bunu yapıyor. Türkiye'de şu anda TNS PR ve Kantar Medya işbirliğiyle bu ölçüm gerçekleştiriliyor Türkiye'de. Yaklaşık 3600 hanede yapılıyor. Yani 3600 evde bu cihazdan var. Yaklaşık 35 il ve ilçe merkezinde 3600 hanede evde bu cihazlardan var. Evde kaç tane televizyon varsa her televizyona bu cihazdan takılma zorunluluğu var. Çünkü o televizyonlar izleniyor. 4 televizyon varsa 4 televizyona da bu cihazdan monte ediliyor. Yani evdeki bir televizyon kıstas değil, evin içindeki bir televizyon. Evin içerisindeki tüm televizyonlara bu cihazın monte edilme zorunluluğu var. Bu 3600 hanede Türkiye nüfusunun yaklaşık 50 milyonunu temsil ediyor. Yani 50 milyonluk bir Türkiye nüfusunu temsil eden bir yapıdan veri toplanıyor. Yarısından fazla. Evet. Neden 50 milyon, Türkiye nüfusu 80 milyona yaklaştı, neden 50 milyon derseniz, örneklem tanımlanmasında bir takım kriterler var. Örneğin 5 yaş üstü 20 bin nüfuslu yerlerde yapılıyor. Bu yüzden de nüfusun en az 20 bin mi olması, evet, gerekiyor? Evet, yani il ve ilçe seçiminde, yani kent seçiminde bir nüfus kıstası var. 20 bin ve üzeri olan şehirlerdeki hanelere bu cihaz konulduğu için nüfus böylece toplam evren nüfusu 50 milyona kadar düşüyor. Evet. Bu arada arkadaşlar, sorusu olan var mı hocamıza? Alalım. Merhabalar hocam. Ben şunu merak ediyorum. Bir programda mesela reyting puanını etkileyecek, yani reyting puanını etkileyecek durum, o programın tamamını mı etkileyecek süre, yani programın süresinin tamamında mı geçerli olması gerekiyor? Yoksa belli bir süre sınırı olması gerekiyor mu? Evet.
Rating ölçümleri dakika bazında yapılmakta. Yani dakika dakika bu bahsettiğimiz cihaz veriyi toplamakta. Gece saat 12 olduğu zaman üzerinde bir modem cihazı vardır. Modem cihazıyla topladığı veriyi telefon hatları üzerinden merkeze gönderir ve merkezde de veri analiz edilir. Yani ölçümler dakika bazında yapılır. Program süresi 40 dakika ise 40 dakikanın ortalaması alınır ve programın ortalama reytingi raporlanır. Hmm. Çeşitli yerlerde gördüğünüz, okuduğunuz işte bir program 11 reytinge sahip demesi, program süresi boyunca elde ettiği dakika bazındaki reytinglerin ortalamasıdır. Hmm. Teşekkür ederim. Sizin sorunuzu da alalım. Hocam ben şeyi merak etmiştim. Mesela küçük bir örneklem oluşturuyoruz demiştik. Yani Türkiye'nin portresi niteliğinde ve o evlere koyuyoruz dedik reyting cihazlarını. Fakat özellikle hani sosyal medyada da bazen görebiliyoruz işte belli hashtagler altında hangi kanalları izlediklerini insanların ve onlar sıralamada çok üste çıkıyorlar. Fakat reyting de belki daha farklı gözükebiliyor. Hı-hı. Bu örneklemin dışında kalan insanlar için de reyting oranları özellikle ne kadar sağlıklı buluyorsunuz? Çünkü sosyal medyada farklı insanlar şeyleri izlediğini söylüyor özellikle. Bunu ne kadar sağlıklı buluyorsunuz? Rating oranlarının geçerli ve güvenilirliğini tartışmamamız lazım. Çünkü belirli bir istatistik metot ve yöntemle toplanıyor. Geçerlilik ve güvenilirlik veya rating oranlarını şüphe duyacağımız yer hanelerin güvenliğidir. Çünkü bu cihazların takılı olduğu haneler gizlidir. Sadece o şirket bilir. Başka kimse bilmez. Yani ölçümü yapan şirket bilir. Başka hiçbir kimsenin bilmesi istenmez. Dediğiniz sapmalar şundan kaynaklanıyor. Tüm kişiler bazında baktığımız zaman problem çıkmıyor. Ancak demografik segmentler bazında özele inmeye başladığımız zaman, yani kadın olacak, 25 yaş üstü olacak, evli olacak, bir çocuğu olacak dediğimiz kişileri bu panelden çekmeye çalıştığımız zaman nüfus olarak küçük bir kitleye tekabül ediyorlar. Bu şekilde demografik segmentasyonu ne kadar daraltırsak, ne kadar küçültürsek elde edeceğimiz, oradan o panelden elde edeceğimiz verinin güvenirliği demeyelim de gerçeği yansıtma oranı düşüyor. Çünkü oradaki kişi sayısı çok düşüyor. Kişi sayısı düştüğü için de veride ufak tefek sapmalar yaşanabiliyor. Hocam şöyle söyleyebilir miyiz? Şimdi bu örneklem sonuçta Türkiye'nin bütün işte her yaş grubuna hemen evet. hemen her cinsiyete göre yapılıyor. Yani sosyal medyayı kullananlar daha çok 30 yaş altı diyebiliriz. Yani yaş fark ediyor, cinsiyet fark ediyor. Bu yüzden belki de hani böyle sapmalar oluyor olabilir. Olabilir. Tabii orada belli bir örnekleme veya sistematiğe dahil olmayan belli bir o dakika, o saniyedeki belli insanların görüşlerini alıyoruz. Hı hı. Tabii bir evreni temsil etmiyor onlar. Yani tesadüfiliği yok. O an için o dakikada oraya girip bir şey yazan insanlar. Evet. Sonuçta geneli evreni temsil eden bir durum değil onların söyledikleri. Evet. O yüzden bizim baz alacağımız tesadüfi evreni temsil eden bir örneklemle toplanmış reyting verisi olacaktır. Evet. Hocam bir de son zamanlarda bu diziler, yani az önce bahsettiğimiz reklamların çok fazla olmasından dolayı insanlar internetten izlemeyi tercih ediyorlar. Evet. Türk dizilerini ve yabancı dizileri. Bunlar da bu hesaplamaya katılıyor mu yoksa ayrı bir şey mi? Bunlar bu hesaplamaya katılmıyor. Aslında şu anda reyting ölçümlerinin önündeki en büyük sorunlardan bir tanesi. Özellikle yurt dışında, Avrupa'da bizde çok gelişmedi ama yavaş yavaş artmaya başladı. Kişisel kaydediciler aracılığıyla dizileri veya programları seyretmeye başlıyoruz. Yani artık birçok evde bu personal video recorder dediğimiz kaydedicilerden var. İnsanlar programlıyorlar. Çok sevdiği programı kaçıracağı zaman programlıyor. O cihaz kaydediyor. Evet. Eve döndüklerinde izliyorlar. Biz daha Türkiye'de o ölçümü gerçekleştiremiyoruz. Buna zaman kayması deniliyor. Tam time shift deniliyor. Hmm. Amerika'da ve Avrupa'da bu ölçülüyor. Yani 3 güne kadar zaman kaymasını ölçebiliyorlar. Personel video recorder, bu kişisel kaydediciler aracılığıyla izlenen programların da ölçümünü yapabiliyorlar. Bizde daha o yok. Biz sadece normal yayından yapılan cihazların ölçümleri ölçebiliyoruz. Evlerde. İnternetten ölçüm, internetten izlemeler evet var. Ama onları daha ölçüme dahil edemiyoruz. Evet. Peki kanalların kendi internet sitelerine koydukları şeyler var. Oradan tıklama
sonucu alınamıyor mu? Böyle bir şey yapılamıyor o ölçüm mu? İnternet ölçümü olarak geçiyor. O da ayrı bir konudur. Ayrı değerlendiriyor. Ayrı değerlendiriyor. Onu da internette bir mecra olarak kabul edersek, internetin de ölçümü yapılıyor Türkiye'de. Yani kaç kişi tıklıyor, erişim oranları nedir, ne değildir diye. Onun da ölçümü başka bir şirket tarafından yapılıyor. Anladım. Outdoor da ölçülüyor Türkiye'de bir mecra olarak. Radyo da ölçülüyor bir mecra olarak. Gazete, dergi de ölçülüyor bir mecra olarak. Bunların her birinin ölçümünü yapan farklı şirketler var. Ölçüm mantıkları farklı, ölçüm teknikleri farklı ama mantık televizyon izleme ölçümlerinin yani reyting ölçümlerine benzer bir mantıkları var. Her birinde birer panel yapısı vardır mutlaka. Evet, anlıyorum hocam. Bir arkadaşımızın sorusu daha vardı, evet. Hocam bu güvenilirlikten bahsettiniz de ben fazla uzak değil. Yani 2000'li yılların başında bu reytinglerle ilgili çok davalar falan açılmıştı. İsim vermeyeceğim ama bazı şirketler reklamlarından dolayı yani reytingden dolayı reklam gelirlerinde azalma olduğunu belirtmişlerdi. Bunu da bu ölçüm yapılan hanelere çeşitli kişilerin yaptığı yardımları tespit ettiklerini yani kişileri evet. etkilediklerini dışarıdan. Evet. Yani bu şekilde reklam gelirinde zarara uğradıklarını belirtmişlerdi. Ama hani bunun için özellikle başvurabilecekleri bir kurum var mı yoksa direkt mahkemelerle mi geri dönüşüm sağlıyorlar? Başvurmak isteyen kanal mı? Kanal veya medya veya grup. Kanal hani direkt bu işi organize eden televizyon izleme araştırmaları anonim şirketine başvurabiliyor. Bu işin ana organizatörü bu. Herhangi bir şüphesi varsa bunun denetlenmesi amacıyla o kuruma başvurabiliyor. Zaten hem iç denetimler söz konusu yani araştırma şirketinin kendisinin yapmış olduğu iç denetimler var. Bir de dış denetçi vardır. Dış denetçi de genelde bir üniversitenin bir öğretim üyesidir. Bu dış denetçi de bu ölçümlerin sağlıklı yapılıp yapılmadığını, panel hanelerin güvenirliğini sürekli denetlerler. Bahsettiğiniz konu 2010 yılında, o 2011 yılından önce yaşanmıştı. Daha önceki ölçüm şirketinin verilerinin güvenirliği, işte verilerinin güvenirliği demeyelim de hanelerin gizliliğinin kaybolduğuna ilişkin bir takım şeyler olmuştu. Davalar açıldı. Sonrasında önceki şirketle sözleşme feshedildi, yeniden ihaleye çıkıldı ve yeni bir şirketle anlaşıldı. Ve ölçümleri şu anda o şirket yürütüyor. Sizin sorunuzu da alalım. Peki hocam bu işi yapanlar, katılımcılar gönüllü olarak mı yapıyor yoksa herhangi bir ücret karşılığında mı yapılıyor? Ücret demeyelim de küçük hediyeler var. Bir önceki sistemde panelde kalma süreleri, doğru kullanım biçimlerine göre bir puan kazanıyorlardı. Kazandıkları puan karşılığında da işte küçük ev aletleri, kettle, ütü gibi şeyler kazanıyorlardı. Bu sistemde değişmediyse bir alışveriş kartı gibi bir kart veriliyor panel üyelerine. Belli bir kontür yükleniyor içerisine ve oradan alışveriş yapabiliyor insanlar. Panel üyeleri. Peki onlar belli bir teşviği olmak zorunda. Çünkü ne kadar gönüllü de olsa insanların aktif olduğu bir sistem. Yani oradaki haneler cihazın kumandasını kullanmak zorundalar. İzlemeye başladıkları zaman az önce de açıkladığım gibi cihazın kumandasına basıp ben izlemeye başladım demeleri lazım. İzlemeyi bitirdikleri zaman tekrar kumandaya basıp ben izlemeyi bitirdim demeleri lazım ki cihaz kimin izlediğini kaydedebilsin. Peki hocam bu cihazın kumandasına basmadılar. Televizyonu açtılar diyelim ki ve cihazın kumandasına basmadılar. O tespit edilebiliyor mu? Edilebiliyor. Cezası var muhtemelen. Bir cezası yok. Aileye tekrar eğitim veriliyor nasıl kullanacağına ilişkin. İki ana tür hata söz konusu. İzlediği halde kumandasına basıp ben izliyorum dememek, izlemediği halde kumandasını basılı unutup izliyormuş gibi görünüyor olmak. Bunlar denetimlerde tespit ediliyor. Rutin yapılan hem iç denetimler hem dış denetimler vardır. Eğer ailede böyle bir kullanım hatası söz konusuysa haneye tekrar bir eğitim veriliyor nasıl kullanacağına ilişkin. Bu durum devam ederse hane panelden çıkarılıyor. O hanenin yerine başka bir hane alınıyor. Evet. Peki hocam bu gizli kalması önemli anladığımız kadarıyla bu hanelerin. Bunun için bir sözleşme imzalatılıyor mu hanelere? Hanelere bir sözleşme var. Yani normalde çok fazla bunu dillendirmemeleri isteniyor. Evet. Çünkü özellikle kanallar olabiliyor bu. Yapım şirketleri olabiliyor. Bu hanelerin peşindeler. Yani onların izleme davranışlarını değiştirmek, işte benim programımı veya şu programı izle demek için böyle bir takım
şeyler oluyor. O yüzdendir gizlilik çok önemli. Panel üyelerindeki gizlilik çok önemli. Buranın, bu ölçümün en önemli noktalarından bir tanesi bu gizliliktir. Bu gizlilik sağlanabildiği sürece ölçümün güvenilirliğinde bir sorun yaşanmıyor. Anlıyorum hocam. Başka sorusu olan var mı? Alalım. Hocam merhaba. Hocam ben bu hedef kitle grupları var herhalde işte atıyorum bir A dizisi mesela diyor ki totalde 8 aldı mesela sizin tabirinizi az önce kullandınız. Mesela AB grubunda diyor 7 aldı falan diyor işte. Hani bunların atıyorum reklam verenler açısından önemi nedir ya da bu kriterler neye göre belirlenir? Bir AB grubunun hani hedef kitlesi söylediğiniz insanlar arasında kimlerdir nelerdir? Bunlar hakkında bilgi alabilir miyim ben? AB grubu dediğiniz şey sosyoekonomik statü ölçümüdür. 5 ana grup var. AB grubu, C1, C2, D ve E grupları vardır. Gelirin esas alındığı bir ölçümle kişiler bu sosyoekonomik statü gruplarına atanmaya çalışır. Mesela Türkiye'nin yaklaşık %4'ü A grubundadır. Yani bunlar yüksek eğitimli, yüksek gelire sahip kişilerdir. B grubu biraz daha göreceli düşük eğitime sahip olan, A grubundan daha düşük gelire sahip olan insan. Temel kıstas bu A, B, C1, C2, D ve E gruplarının belirlenmesindeki temel kıstas gelirdir. Gelire göre böyle bir sınıflama yapılır. Yani A grubu dölem döle krem kısmı diye tabir edebiliriz bunları yüksek tabaka. Tüm bireyler ise hiçbir demografik grup yapılmadan tüm bireyleri kapsayan bir terim. Peki hocam bir sorum da alacak. Reklam verenin tercihlerini etkiler mi bu? Reklam verenin tercihlerini etkiliyor. Hedef kitlesi çünkü atıyorum A ise ona göre. Tabii. En önemli kıstaslardan bir tanesi. Reklam veren de hedef kitlesi bazında program arıyor. Örneğin reklam verenin hedef kitlesi AB grubunda 25 yaş kadınlar ise AB grubunda 25 yaş kadınların izlediği programları arıyor. AB grubu 25 yaş kadınlar grubunda en çok izlenen programları bulmaya çalışıyor. Ve reklamları o programın içerisine yerleştirmeye çalışıyor. Hocam teşekkürler. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı? Yok galiba. Bir de bir noktaya daha değinmek istiyorum. Az önce bahsettiğim gibi bizdeki ölçüm sistemi aktif ölçüm sistemidir. Yani kişi kumandayla sürekli bir etkileşim içerisindedir. Yurt dışında pasif ölçüm sistemi dediğimiz sistemler geliştirilmeye başlandı. Artık kullanıcının pasif olduğu, kumandayla çok fazla etkileşimde olmadığı sistemler geliştirilmeye başlandı. Bunun bir örneği televizyon cihazlarının üzerine göz taraması yapabilen cihazlar yerleştiriliyor. Ve kişi televizyonun karşısına oturduğu zaman göz taramasıyla kimin oturduğunu, kimin izlediğini biliyor. Bu da veri tabanına kaydediliyor. Ya da kişinin gündelik bir eşya, sürekli üzerinde taşıdığı bir eşya üzerine bir çip gibi bir şey yerleştiriliyor. Odaya girdiği zaman, televizyon izlemeye başladığı zaman bu etkileşimde bulunuyorlar ve kişiyi izledi kabul ediyor. Böyle bir takım pasif ölçüm sistemleri de geliştirilmeye çalışıyor. Tabii bunların izleme hatasından arındırılmış durumlar. Yani kumandaya basıp unutma veya basmama durumlarından arındırılmış durumlar. Amerika'da bu sistemin benzerleri uygulanmaya başlandı. Yani pasif ölçüm sistemi dediğimiz kullanıcının daha aktif olmadığı sistemler uygulanmaya başlandı. Bizim ülkemizde ama daha böyle bir sistem böyle yok. Bir sistem yok. Maliyetli bir sistem çünkü. Dediğim gibi yani bu ölçüm sistemi zaten çok maliyetli bir sistem. O yüzden de ne kadar teknolojiyi işin içerisine koyarsanız maliyet de o kadar artıyor. Evet. Mesela önceleri uydu ölçülemiyordu. Uyduyu ölçebilen bu kişi ölçer cihazları getirtildi. Bunlar ek maliyet tabii her biri. Evet. Bu yüzden de olabildiğince optimum düzeyde tutmaya çalışıyorlar. Evet, hem reklam verenler için hem kanallar için hem de bu şirketler için bayağı maliyetli bir iş olsa gerek. Evet hocam, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı konuyla ilgili? Sanırım konuşulması gereken her şeyi konuştuk gibi geliyor bana. Bilmiyorum sizin sorularınız varsa. Bitmemiş sorularımız. Evet. Alalım. Benim aklıma bir soru daha geldi hocam da. Bu artık geçen bir reklamda izlemiştim ben, bir televizyon firması. Aynı anda çift reklam birden gösterebiliyor. Fakat örnek veriyorum mesela. Kadın dizi izlemek istiyor. Erkek de maç izlemek istiyor. İkisi farklı gözlükler takıyorlar ve aynı ekrandan farklı farklı izleyebiliyorlar. Evet, bu ilerleyen zamanlarda rating ölçüm şirketleri için bir sıkıntı yaratacaktır yani. Bu teknolojinin gelişmesi de ölçümler için bir handikap oluşturacak. Çünkü şu anda ölçüm mantığı tek televizyonda tek programı ölçüyor. O bahsettiğiniz teknoloji gelişir ve yaygınlaşırsa aynı televizyonda bir gözlük aracılığıyla farklı kişiler farklı programları izlemeye başlayacaklar ki bu teknoloji gelişti. Yaygınlaşırsa
O da bir sorun oluşturmaya başlayacak. Ona uygun cihazlar üretilip, ona uygun cihazların monte edilmesi gibi bir takım önlemler alınması gerekecek. Teknoloji sürekli geliştikçe... Teknolojiye bağlı. Teknoloji geliştikçe o teknoloji adapte olmak gerekiyor. Tabii en önemli unsur araştırmanın maliyeti. Optimum düzeyde, araştırma maliyetini optimum düzeyde tutmak ama en doğru, en kullanılabilir veriyi de toplamak. İkisi arasında bir denge bulmak gerekiyor. Evet. Sizin sorunuzu da alalım. Hocam ben şey diyecektim, bu ölçümde kolaylık olabilir mi bilmiyorum ama IPTV yavaş yavaş, yani Avrupa'da çok gelişmiş ama Türkiye'de yavaş yavaş gelişmekte. Sonuçta IPTV online bir sistem olduğu için kişilere verilen hani kanal listesi, yani takip edilme olanağı veya bu sistem için kolaylık sağlayabilir mi size? IPTV nedir? IPTV internet üzerinden veya IP numarası internet servis sağlayıcılar üzerinden yapılan bir yayın türü, dijital bir yayın türü. Aslında olmuyor. IPTV ile bu tür ölçümleri yapamıyorsunuz. Buradaki en önemli kıstas demografik veriyi bilmek. Hanede 5 kişi varsa 5 kişinin de tüm demografik bilgisini biliyor olmanız lazım. IPTV'de sadece IPTV'ye abone olan kişinin demografik verisini bileceksiniz. Ama eşinin, çocuğunun demografik verisini bilemeyeceksiniz. Ama eşi de izliyor, çocuğu da izliyor. O yüzden eşinin ve çocuğunun demografik verisi olmadığı için ölçüm sağlıklı olmayacak. Bu ölçümlerde en önemli kıstaslardan bir tanesi kim izliyor sorusundaki tüm demografik değişkenlerdir. Ne izliyor sorusu, evet, veri tabanıyla o gün, o saatte, o dakikada hangi programın o hanede açık olduğunu söyler IPTV'nin veri tabanı. Ama kim izliyor sorusunda sadece abonenin verisi vardır. Ama diğer demografik bilgiler olmadığı için veri sağlıklı olmuyor. Örneğin ülkemizde mesela dijital platformlar var. Dijital platformlarda onların teknolojileri kimin izlediğini, hangi dakikada izlediğini, ne izlendiğini verebiliyor. Ama veremediği demografik veri. Hanedeki diğer kişilerin demografik verisi. Hocam benim merak ettiğim bir şey var. Bazı reklamları ben çok beğenerek ve severek izliyorum. Çok değişik, yaratıcı fikirler oluyor. Reklamların da reytingi ölçülüyor mu? Reklamların da reytingi ölçülüyor. Az önce bahsettiğim gibi ölçümler dakika bazında yapılıyordu. Reklamların süresi genelde 30 saniye, 28 saniye gibi değişir. Örneğin 30 saniyelik bir reklam için basit bir oran kuruluyor. Bir dakikalık reyting 2 ise 30 saniyelik reyting ne olur diye basit bir oran kurulup oradan matematiksel hesapla reklamın da o 30 saniyelik sürenin de reytingi hesaplanabiliyor. Reklam ayırt edilebiliyor yani. Tabii her bir spotun reytingi hesaplanabiliyor. Her bir reklamın, biz onlara spot olarak adlandırıyoruz teknik olarak, her bir reklam spotunun reytingi hesaplanabiliyor. Ki bu hesaplanmalı reklam veren reklamlarının performansını ölçebilsin. Reklam veren reklamlarını verirken kanalın performansına bakar. İş bittikten sonra, reklamlar yayınlandıktan sonra ne kadar geri dönüş aldığını görebilmek için reklamının kaç kişi tarafından izlenildiğini bilmek ister. Bu yüzden de reklamlarının da ölçümünün yapılması gerekiyor. Tabii reklamların izlenirliğinde problemler fazla. Zapping denilen bir olay var. Reklam çıktığında insanlar kanal değiştiriyorlar. Problemlerden bir tanesi bu. Bunlar reklamdan kaçınma deniliyor mesela teknik olarak. Mekanik olarak kaçınma bu. Televizyonumuzun kumandasını kullanarak reklam kuşağı geldiği zaman başka kanala geçiyoruz. Bilişsel olarak kaçınabiliyoruz. Görmezden geliyoruz reklamları. Duygusal olarak kaçınabiliyoruz. Nefret ediyoruz reklamdan, bir daha izlemiyoruz gibi. Böyle bir takım kaçınma, savunma mekanizmaları geliştiriyor izleyiciler. Ama eskiden bu reklamlarla ilgili ben de öyle düşünüyordum. Hani çok izlemek istemiyordum ama son zamanlarda gerçekten çok yaratıcı reklamlar çıkmaya başladı. Ve bazı reklamları bekliyorum yani. İşte o reklamların yaratıcılığıyla ilişkili, ne kadar yaratıcı, ilgi çeken reklamlar söz konusu olursa. Ve reklam verenlerin de şirket seçiminde tabii göz önünde bulunduracakları bir şeydir. Tabii reklam ajansıyla anlaşmalarına bağlı, yani hangi reklam ajansıyla anlaştıklarına bağlı, bir de reklam ajansından ne istediklerine bağlı olarak değişiyor. Reklam üretim sürecinde bir briefle başlıyor. Yani reklam veren reklam ajansına, ben şöyle bir iş istiyorum, hedef kitlem budur, benim derdim bu, benim problemim bu. Bu problemi çözecek, bana bir iş üretin, bir reklam üretin diyor. Ve ona uygun olarak o işi çözeceğine, o problemi çözeceğine inanılan reklam ajansı tarafından bir reklam üretiliyor. Sonrasında o reklam medya planlama ajansına gidiyor. Medya planlama ajansı da o reklamların hangi kanallarda, hangi programlarda, nerede yayınlanacağına karar veriliyor. Medya satın alma şirketleri de, ajansları da o yerleri satın alıyorlar. Yerleştirmeler yapılıyor. Yayınlanıyor reklamlar ve süreç
geri dönüşlerin alımıyla bitiyor. Yani ne kadar izlenildi, ne kadar kişiye eriştik, hı hı. soruların cevaplarıyla bitiyor. Tüm bu ne kadar kişi izledi, ne kadar kişiye eriştik soruların cevapları da işte bu reyting ölçümlerinden geliyor. Anlıyorum hocam. Benim bir de arkadaşlara sormak istediğim bir şey var. Bizim üniversiteli öğrenciler, bu yaş grubundaki insanlar pek fazla televizyon izlemeyi tercih etmiyorlar bildiğim kadarıyla. Aranızda televizyon izleyen var mı arkadaşlar? İzliyorsun. Hangi saatlerde izliyorsun mesela gün içinde? Genellikle ben ikinci öğretim okuyorum. İkinci öğretim derslerim bittikten sonra daha çok izliyorum. Yani gece daha çok izliyorum. Gece. Aynen evet. öyle. Başka izleyen var mı? Kimse izlemiyor. Normal bir sonuç. Türkiye'de bu izleme alışkanlıklarını RTÜK dönemsel olarak araştırır. Yani televizyon eğilim izleme eğilimleri araştırması diye bir araştırması vardır. Bu araştırmada Türk halkı ortalama günde 4-5 saat televizyon izliyor. Normal çok yaş izliyoruz grubundakiler. Aslında, evet. aslında fazla televizyon seyrediyoruz. Sizin yaş grubunuzdakiler evet televizyon izleme oranı günde 1 saati, 1,5-2 saati geçmiyor. Televizyonla çok fazla haşır neşir olan bir grup değilsiniz. Daha çok dijital teknolojiler sizin daha çok ilginizi çekiyor. Evet, sen hangi saatlerde izliyorsun? Ben okuduğum bölüm gereği ekonomi haberlerini falan takip ediyorum. O da fazla bir saate tekabül gelmiyor yani. Anlıyorum. Onun için, onun dışında benim merak ettiğim şey var hocam. İşin uluslararası boyutu ne? Yani bu reyting şirketleri herhangi uluslararası bir oluşuma bağlılar mı? Evet, uluslararası şirketler. Şu anda Türkiye'de ölçümleri yapan şirket uluslararası bir şirkettir. Alanda uzman bir şirkettir. Dünya üzerinde de pek çok ülkede aynı grubun o ülkedeki ayakları veya ortakları ölçümleri yapmaktadırlar. Başvurabileceğimiz uluslararası bir yerde var yani eğer bir sorun yaşanırsa. Ölçümü yapan uluslararası bir şirket aslında. Yani Türkiye merkezli bir şirket değil. Merkezi uluslararası olan Türkiye şubesinin yapmış olduğu bir ölçüm. Hı hı. Evet. Televizyon izlemekle alakalı olarak şöyle. Televizyon programlarını izliyoruz fakat genelde bilgisayardan daha sonra hı hı. oluyor genel olarak bu. Bir de şöyle bir sorum olacak benim size. Bu ölçüm yapılan evlerde hane halkı 5 kişi evet. örneğin. Televizyon açıkken bu 5 kişinin de bunu izlediği mi varsayılıyor? 5 kişi de izliyorsa 5 kişi de düğmesine basıyor ve 5 kişi de izlediğini söylüyor. Herkes her de ayrı ayrı. Her birinin aynen televizyon kumandası gibi üzerinde numaralar vardır. Genellikle aile reisi babaya 1 numara atanır, anneye 2 numara atanır. Çocuğa 3, eğer bir çocuk daha varsa 4 numara diye gider. Herkesin numarası bellidir. Baba izlemeye başladıysa kendi 1 numarasına basar. Anne gelip izlemeye başladıysa o da 2 numaraya basar. Çocuklar da izliyorsa 3 ve 4 numaralara basarlar. Cihazın üzerinde de 1, 2, 3, 4 numaralı ışıklar yanar. Birisi çay almaya gitti mutfağa. Giden kişi tekrar kumandada düğmesine basıp ben izlemeyi bitirdim der. Çayı alır gelir. Tekrar basıp ben izlemeye başladım demesi lazım. Ama süreç böyle olmuyor. Bu kısa gidiş gelişlerde kimse basmıyor. uzun bitirmelerde olacak. Basıyorlar. Yani artık televizyon izlemeyi bitirdim ben gidiyorum dediği zaman o zaman basıyorlar. Evet hocam. Hemen çok kısa alalım. Hocam biz ülke olarak ne izlemeyi seviyoruz? Komedi mi mesela? Dram mı? Çok ilginç gerçekten. Ne seviyoruz? Şu anda popüler dizi, dönem dizimiz var bir tane biliyorsunuz. Onu oldukça yüksek reytingler getiriyor. Popüler bir yarışma programımız var. Bir kanalda yayınlanan. O da şu sıralar yüksek reytingler getiren programlar. Ancak Türk halkı şöyle bir durum söz konusu. Diziler, çok fazla dizi var. Evet. Yani Türkiye'de çok fazla dizi var. Farklı kanallarda bir sürü dizi var. Bu yüzden de artık biraz dizilerden sıkılmaya başladık. Çünkü aynı konular işleniyor neredeyse tüm dizilerde. İzleyen insanlarla görüşüldüğü zamanda da aynı tepki geliyor. Ama tabii bu ölçümler beğeniyi ölçmüyor. Yani izleme davranışını ölçüyor. Kaç kişi izlediğini ölçüyor. Beğenerek mi izlediler, izledikleri şeyi çok mu sevdiler bilemiyoruz. Ama bir istikrar varsa reytingde demek ki... Onu söyleyemeyiz yani o çok doğru bir şey değil. Sadece yüksek reyting oluyor. Çok mu seviyorlar bilmiyoruz. Ha. Sevmeden o başka bir şey. O başka bir ölçüm. Nitelik ölçümü diye başka bir ölçümü. O daha yapılmıyor Türkiye'de. Anladım hocam. Arkadaşlar sorularınız vardır belki bilemiyorum ama maalesef süremizin sonuna geldik hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ediyorum. Değerli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Önümüzdeki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.